Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir tane ilk Hearthstone'un ilk macerası olan Naxxramas hakkında bir video yayınlamıştım. Şimdi de bir tane de ikinci macera için, Blackrock Mountain için bir tane video olacak bu. Yani burada Blackrock Mountain'daki heroik dövüşlerin işte nasıl kazanıldığı hakkında işte önem verilmesi gereken noktalar falan. Yani ben şeyi sevmiyorum. Hani diyeceksiniz ki işte aç işte Blackrock Mountain'ı değil mi? Hero'ya gir. İşte tek tek kaç dövüş var burada? 3, 6, 9, 13, 17 dövüş var. İşte 1 Corian Diablo bilmem ne. 2 High Justice bilmem ne. High Justice Grim bir şey. Neyse işte bu desteli. İşte Emperor'ı bu desteli. Bu desteli bu desteli. Bence böyle dediğim gibi güzel değil. Hani dün de Naxxramas videosunda söylemiştim. Yani bunlar bir kerelik değil mi arkadaşlar? Tek bir kere bunu alıyorsunuz, oynuyorsunuz ve bitiyor. Sonra bir daha geri dönmek yani çok nadiren yapılacak bir şey yani. Belki birisine göstermek için falan. Onun için bence tadına varmak önemli. Hemen yani internet saldırıp onun hangi desteğini yenermişim pıt 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 pıt. Kolay yani tabii böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir şey yapılabilir. Ama bence dediğim gibi hani 700 gold veriyoruz veya para veriyoruz. Yani zevkine varmak iyi ama ben tabii size burada yani bazen de insan 30 kere 40 kere iniyorsun, sinirleniyorsun, kafayı yiyorsun artık tamam yeter diyorsun yani. Onun için ben size burada şey yapacağım. Bir de bence şey önemli arkadaşlar. Yani direkt size bir şey verilmesindense hani yol göstermesi daha güzel bir şey. Mesela arena yayınlarında benzerini yapmaya çalışıyorum. Yani mesela sırf kendi oyunumu ve hatalarımı değil, hata da yapıyorum sonuçta arada sırada. Rakibin hatalarına da parmak basıyorum değil mi? Neden? Hani benim oturduğum pozisyon değil, rakibin oturduğu pozisyonda da olabilirsiniz. O pozisyonda o adamın yaptığı o hatayı gerçekleştirmeyin diye, tekrar etmeyin diye. Tamam. Burada da durum benzer. Yani ben size burada hazır deste versem güzel olmaz. Çünkü yani işte arena oynarken böyle bir durum olmayacak. Yani kendi kararınızı kendiniz vermeniz lazım. Onun için incelemek için, beraber incelemek güzel bir şey değil mi? Fikir sahibi olmak için. Şimdi biliyorsunuz bilgisayar heroiklerde bayağı sağlam hile yapıyor. Bu hileleri kendi lehimize çevirmenin bir yolu var mı? Veya işte bu hileler sonucunda adamın zayıf tarafı nedir? O hilelerin adam için dezavantajlı bir kısmı var mı? Biz onu sömürebilir miyiz? Falan falan bunlara bakacağız. Şimdi bu arada şeye de baktım arkadaşlar. Bunun her kanadının açılması ya 700 oyun içi goldla yani bununla ya da 6 euro. Ama 5 kanadı birden toplam alırsanız 22 euro mu ne? Öyle hatırlıyorum yani öyle baktım. Tabii o zaman güzel bir 8 euro kar ediyorsun değil mi? Güzel. Yani ben size şunu söyleyeyim. Hearthstone son derece güzel ve zevkli bir oyun. Eğer maddi durumunuz izin veriyorsa ve goldunuz yetmiyorsa yani arenaya girip sürekli goldunuzu bitiriyorsanız istediğiniz zaman arena yapacak kadar goldunuz kalmıyorsa veya işte bu 700 goldlar yani 3500 gold çok koyacaksa ve maddi durumunuz uygunsa bence alın. Dediğim gibi yani güzel bir oyun. Adamları desteklemekte bir sakınca yok. Ben de yani zamanında benim de para vermişim var. O da yani şöyle oldu. Beta zamanında shop'tan alışveriş yapanlara bir tane güzel şöyle bir kart veriyorlardı. Biraz fazla hikaye oldu ama. Onun için zamanında bu muydu? Ha bu işte. Yani shop'tan alışveriş yapana bunu veriyorlardı. Otomatik olarak. Ondan sonra bir ara bir de ben çok bağlantım kopuyordu. Yayınlarından hatırlayanlar vardı. Sürekli yalan problemi olayı var. Bir de eskiden koptuğunuz zaman geri gelemiyordunuz. Yani ben anlık kopmalar yaşıyordum. İnternet bağlantı gerçekten gitmiyor ama çok ufak kopma anında çat diye kayıp yazıyordu. Doğal olarak tabii 15-20 kere olunca gol bitti. Birkaç kere namusuna karşı. Neyse şimdi çok geyik yapmayayım daha fazla. Şu şeye dalayım. Blackrock Mountain'a. Şimdi bakın. Bu aslında ne demek? Bu kolay bir dövüş demek değil mi? Neden? Ne yapıyor bu adam? Her tur kendi destesinden iki yaratık oyuna koyuyor. Bizim destemizden bir yaratık oyuna koyuyor. Tabii doğal olarak bu bilgisayar olduğu için bunun destesinde garip garip zayıf kartlar var tamam mı? Yani çok kuvvetli olmayan kartlar var ya. Oysa ki biz ne yapacağız da böyle bir şey gördüğümüz zaman? Bütün destemizi büyük yaratıklarla dolduracağız değil mi? Yalnız şunu unutmayın. Battlecry efektleri elden oynandığı zaman çalıştığı için adam destemizden oyuna koyduğu zaman bir işe yaramıyor. Yani Battlecry'ler çalışmıyor.
Ondan sonra ve adam kendi turunda koyduğu için bizim yaratıklarımız geldiği tur saldırabiliyor. Yani charge'lı yaratıkların da çok manası yok. Bir işe yaramıyor çünkü charge. Elden ince fark eder de yine adamın yeteneğiyle oyuna gelirse ki olasılıklar o yönde. Onun için mesela bak Ragnaros ve Ysera harika değil mi? Çünkü Ragnaros ve Ysera Battlecry değil ve her tur çalışıyor etkileri. Gruul belki yine idare edilir elinizde varsa. Her tur sonu büyüyor ya. Yani adam Hero Power kullanıyor geliyor 8'e 8 oluyor. Size geliyor 8'e 8 vuruyorsunuz. Go diyorsunuz 9'a 9 oluyor. Biliyorsunuz çünkü Gruul her turun sonunda alıyor. Yani adamın ve sizin turunuzun sonunda alıyor. Sizin turunuzun sonunda değil sadece. Ondan sonra bu böyle kolay yani zor bir boss değil. Destenize büyük yaratıkları doldurun. Onun büyük olma yaratıkları var. Bence destenize varsanız da iki tane bir Game Hunter koyun. Çünkü tabii o da büyük yaratıklar iniyor. Ne yapacaksınız? Tabii Battlecry'ler çalışmadığı için bir Game Hunter'lara Mulligan'layacaksınız. Yani elinizdeki ayıları değiştirin. Tamam mı? Elinize bir Game Hunter'a çekmeye çalışın. Büyük yaratıklarınız desteden masaya gelsin. Ve siz adamı bir Game Hunter'layın. Böylece yine bu kolay yani. Naxxramas yüzyılda gibi mesela bu kolay bir heroik dövüşü. Bu benim en çok zorlandığım heroik dövüşü sanıyorum. Şimdi bundaki problem şu. Bu adamın destesi çok enteresan. 30 tane Legendary var üstünde. Yani hiçbir şey yok. Yaratık öldüren kart hiçbir şey yok. Yani Legendary'lerin yaptığı işte atıyorum Sylvanas falan gibi kartlar var ama direkt yani mesela bu yaratığa da Shadow World Pain diye bir adet kart yok. 30 tane Legendary'si var. Her tur bir tane birebir taunt koyuyor bedavaya. Şimdi diyeceksiniz ki çok zor değil. Çünkü Legendary'ler bir sürü kötü Legendary de var. Mesela ne bileyim Illidan zayıf, Lore Walker çoğu zayıf. Bloodmage Talnos bir numarası yok değil mi? Çünkü adamın sizinle büyü yok. Ama ve lakin problem şu. Adam fazladan bir de 3 mana kristalle başlıyor arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. Siz başlıyorsunuz oyuna her zaman. Bunlar da coin yani zar atılmıyor. Kim başlayacağına dair. Hep siz başlıyorsunuz. Siz bir üç tur mesela diyorsunuz ki işte go. Adama geliyor 4 manası var. Coin Fugin diyor mesela adam 7'ye 4. Fugin Salak 7'ye 4 hangisi 4 7 karıştırıyorum ama önemli değil. Yani bir üç tur adam 7'ye 4 açıyor. Veya iki üç tur coin ile Hogrin yiyor. Zaten sürekli bir tane birebir taunt koyuyor. Çok problematik tamam mı? Bunu yenmenin şimdi şöyle bir sorun var. Siz güzel tabii başta adam sizi ezemesin diye çok defansif bir destek kuruyorsunuz. Fakat o zaman da ne oluyor? Başta adam hep 3 mana fazlası olduğu için çok büyük yaratıkların için onları öldürmek için siz kaynaklarınızı tüketiyorsunuz. Sonra da piliniz bitiyor. Böyle bir problem var. Yani en son adamın artık kendi 2-3 kart kalıyor. Sizde hiçbir şey kalmıyor. Hani yaşamınız düzgün oluyor. Ondan sonra adam diyor ki al sana Onyxia diyor. Al sana Ragnaros diyor. Hoppa. Yani problematik. Ragnaros var mı? Ekini hatırlamıyorum da. Yani Onyxia var mesela. Onun için bakın buna bence en iyi yöntem şu. Buna bence en iyi hareket deste bitirmece. Şöyle. Bir kere Acolyte of Pain çok iyi değil mi? Neden? Adam çünkü birebir taunt summon etmek zorunda. O zaman ben adama Acolyte of Pain'le vurup fıt fıt kartımı çekebilirim. Ondan sonra şey güzel. Deste biten destelerde her zaman Gang Up güzel değil mi? Şimdi Gang Up arenada niye çok kötü bir kağıt? Çünkü atıyorsunuz destenize 3 kart karışıyor. O kartları çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz belli değil. Arenada çok çok nadiren oyunlar deste biterek sonuçlanıyor. Yani o destenizi kalınlaştırmak bir işe yaramıyor. Deste kalitesini arttırmak da o kartları hiç oynayamadan ölebilirsiniz. Ama burada deste bitirmeye özel olarak bir deste yaptığınız için o kartları çekeceksiniz. Kalite avantajı yapacaksınız değil mi? Onun için böyle bir deste bitirmesi güzel. Bir örnek vereyim hemen. İşte Rogue oluyor. Nerede o? Ha. Buna benzer bir destek oynayabilirsiniz. Acolyte of Pain, Gang Up. Bunlar önemli kartlar. Değil mi? Şey güzel bakın. Nat Pagel görürseniz mesela ellemeyin. Çeksin. Çeksin. Sabaha kadar hepsini çeksin. Değil mi? Niye? Çünkü zaten ben destesinin bitmesini istiyorum. Sonra şey çok kuvvetli oluyor arkadaşlar. Vanish. Neden? Adamın eli ben 10 karta yakın tutarsam, Cold Light Oracle'larla falan kart çektirirsem sürekli ne oluyor? Adamın elinde 10 karta yakın kart oluyor. Şimdi orada şöyle bir şey var. Adamın elinde 10 kart varken siz adamın eline yaratık göndermeye çalışırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Yok oluyor kartlar. Çünkü elinde ondan fazla kart tutmak yasak ya. Biraz böyle başında fazla konuşuyor evet. Ha bakın. Bakın işte 4 manası var görüyor musunuz? Şimdi bir tane de bedavaya biri bir taunt inecek. Gördük fena. Şimdi gelecek duru Hogger coinleyebilir bir adam. Yani korkunç yani. Şeye yani
İngilizceniz endişelenmeyin, tamam mı? Yani kötü giderse hemen bir daha. Şimdi bunu vursak mı? Vur ya. Biraz temposunu keselim. Ya tabii çok verimli olmadı. Değil mi? Ne yapacağız? Silahımızı harcamıyorum değil mi? Adam her tur bir ton çıkartıyor bir işe yarasın. Ama tabii şu an kötü. Bir tuhaf çektik yalnız. Kötü oldu. Böyle her birine tezahürat yapıyor bu arada. Bu oyun şu an istediğiniz gibi gitmiyor. Çok azaldık yani boş boşuna. Ya bunu da Doomsayer'le öldürebiliriz ama. Dur. Ha böyle manamız yetmiyor değil mi? Fan of Knives Art Evil Seret aslında güzel. Ama manamız yetmiyor. Biraz ezildik ne yazık ki. Öldüremesin diye böyle yapıyorum. Ne yapayım? Bu zaten... Oo. İşte bilgisayar arkadaşlar biliyor musunuz? Yani 7 eksik vurdu bana görüyor musunuz hareket? Çok saçma. Şimdi bakalım kaç kadar? 3, 6, 7. Bakın şu an bunun çok lüzumu yok. Bir düşünelim. Neden derseniz şimdi bunu inersem adam kartları yanmayacak tamam mı? Ben öyle bir şeyler yapmak istemiyorum. Adam kartları yansın, oynayamasın kartlarını yansın. Olsun ya bulunsun bakalım. Belki şey çekeriz. Shadow Step falan çekeriz. Aha bakın geldi ne güzel oldu. Şimdi yaktık adamın kartlarını değil mi? Tabi bu arada kendi kartlarımızı yakmamız da önemli. Bakın adamın Kierne öldü. Harika bir şey yani. Ne yapalım? Silah dursun. Banana. Bananayı mana kâr etmek için düşünüyorum. Neyse çok abartmayalım. Yani dünyanın en kritik maçı önemli. Attım işte. Bakın harika oldu. Dr. Boom'la Kayn gitti. İşte geldin almışsın. Okey cevabımız var ona. Şöyle yapacağız. Değil mi? Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Yani tabii çok çok iyi değil. Değil mi? Yani sonuçta bu kadar çabaya anca Onyx'i öldü. Ha şey geldi. Milhouse geldi orada. Milhouse iyi. Ben buna bayağı çok yenildim kendim yaparken zamanında. Bunun için biliyorum kartları. Ha bakın bu harika. Hiç ellemeyeceğiz onu hep biz. Çeksin sabaha kadar. Buyur. Şimdi üzerimizde çok baskı yokken hazır şu Emperor'ı vurabiliriz masaya. Onu aşağı aldım değil mi? Şunu da evi seyret diyelim ya sanki. Değil mi? Bu tabii kötü oldu değil mi? Bizim için. Kart yakma hareketlerinin süren hepsi yalan oldu. Bir sürü kartı gitti tabii de. Şimdi Vanish'le falan kart yakma projeler hepsi yalan oldu. Bu da çok iyi değil tabii. Saplesek ayrı bir dert değil mi? Sapleyince de olmuyor. Bu kötü oldu. Destemize 3 tane Deathwing koysak iyi olur mu acaba? Şimdi Kel'Thuzad da yanında yaratık olmayı çok verimli bir yaratık değil yani. Bilemedim tam. Zorlaştı yani şu an bu oyun. Ne
Belki inmez aptallık edip umutlar deryası. Bakın gördüğünüz gibi iyi oldu, inmedi. Böyle kendi kendine aptalacaklar yapıyor işte. Güzel tabii. Şimdi bu kel tuzaktan 3 kopya kaçıp karıştırılır içeri bak. Hem desteğimizi kalınlaştırıyoruz değil mi? Çünkü deste bitirmeyi oynuyoruz ya. Sonra bunu atalım. Tabi adamın yine Deathwing olması biraz sancılı. Yapılacak bir şey yok yani. Kötü oldu. Evet. Tabi buna ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Biraz problematik bir arkadaş. Ha, bir tane daha ama işe yaramıyor ki. İnmez diye umup yine böyle yapacağız. Yani indiği zaman çok korkun çünkü cevabımız yok. Vurduk değil mi adamı sonunda? Of 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 of. Of of of. Ne yapacağız? Kerkuzat artı Conceal herhalde. Ama ölüyoruz yani inceden. Şimdi bakın iki kertuzat bir arada bayağı kuvvetli değil mi? Belki bir şey olur. Go diyeceğim. Bitrail'ı zaten hallederim. Hadi bakalım. Tabii şimdi nereye ineceği de önemli değil mi? Ama büyük ihtimal dışarıya inecek. Evet. Okey. Bakalım ne olacak. Ölüyoruz herhalde ama. Bu fena değil. İkisine birden manamız yetmemiş biraz acı ama. Böyle herhalde en iyisi. Yani şey yine Deathwing inecek tabi. Sancılıyız yani. Ama gördüğünüz gibi bir şekilde Deathwing'i atlatırsak iyiyiz aslında. Bu da Deathwing tabi. Evet. Olmuyor yani. Deathwing yani sürekli geliyor. Assassinate'i belki de buna saklam lazım ama oyunu kaybediyorduk. Yok bitiremeyeceğiz seni. Yani her sıkıştığında atacak dediğin. Şimdi yine aptalca bir şey atacak. Yok bu sefer yapma. Hiç yap. Ama böyle bir destekli oluyor aşağı yukarı. Bakın gördüğünüz gibi. Yani şu an bu Deathwing'den kutsak aslında halledeceğiz gerisini ama. Yok ya. Dört kere Deathwing. Cevap yok. SS'ini hiç saklamak lazım belki de. Evet olmayacak. Çok geç geldi. Ama gördüğünüz gibi yani aşağı yukarı böyle bir desteğiyle hallediliyor. İşte Lord Walker çoğuyu falan sömürüp şey yapılabiliyor. Yani desteği bitiren bir desteğiyle, Rogue destesiyle bu hallediliyor. Yani Deathwing işte kritik. Çok büyük olduğu için bir şey yetmiyor gücümüz. SS'ini hiç saklamak lazım. Orada Gruul vardı mesela. Bunun özelliği işte dediğim gibi bu. Yani 3 mana ile fazladan başlıyor.
Normal bir şekilde yenmeye çalışırsanız olmuyor. Pilinizi bitiriyor ve sizi yeniyor. Tamam. Bu fena bakın. Bunda çok güzel bir kart var. Bir tane kilit kart var. Bu şimdi arkadaşlar, buna hazır bir destan yok ama göstermek için sadece açıyorum. Mekşaman açayım. Şimdi bunun önünde eğer World of Warcraft oyununuz varsa bilir. Bu işte oyundaki en çok boss'u içeren dungeon, tamam mı? Blackrock Deathfield dungeon vardır. 19 mi 20 mi ne boss var neyse. İşte bu onun son boss'udur. Bu da karısı. Ironforge'un kralının kızı falan falan. Neyse. Şimdi bunun hero power'ı 30 vurmak, tamam mı? Yani o zaten o durumu belli ediyor herhalde. O hero power kullanması izin vermemiz lazım. Ama karısı varken vurmuyor. Yani karısı varken bunu kullanamıyor. Yani şöyle bir şey, biz bütün oyun boyunca bunu sağ tutarsak adam hero power'ını hiç kullanamıyor. Bu da iyi bir şey değil mi? Yani hero power kullanmak ciddi bir şey. Fakat sorun şu ki, gördüğünüz gibi yaratık 3'e 1 ve kafamıza 3-3 vuruyor. O biraz sıkıntılı. Bir de bir problem daha var. Eğer taunt varsa mecburen taunt'a vuruyor. Fakat taunt'unuz hiç yoksa yaratıkları yok sayıyor, tamam mı? Ne oluyor o zaman? Bir kere de size 0 adet taunt'lu yaratık bulunacak, tamam mı? Bu bir. İkinci kural. Her tur 3-3 çok fazla değil mi? Dayanamazsın yani. Her tur 0 mana harcayarak 3-3 vuruyor adam. Ve bakın bir de böyle kartla oynuyor. Ne yapmanız lazım arkadaşlar? En önemli kart. Crazed Alchemist. Çok önemli. 1'e 3 yapıyor. Bir kere bu adam birincisi Unstable Ghoul oynuyor. Ayrıca Abomination oynuyor, tamam mı? Mesela bakın şimdi oyunu kaybedecek. Yani görün diye gösteriyorum. Hop. Tabii aptal gibi oyun için bu turu kazanamadı ama gelip de kazanacak. Şimdi ben turu vereceğim. Adam diyecek ki al sana 30 diye vuracak bize şimdi. Göstereyim. Al sana 30 dedi. Bay bay öldük. Şimdi bakın. Taunt kesinlikle koymuyoruz. Bir. İkincisi Crazy Alchemist çok önemli. Üçüncüsü Priest oynamamız lazım. Neredeyse mutlaka. Çünkü şöyle bir şey. Biz o Moira'yı 1'e 3'e çevirsek bile adam Unstable Ghoul ve Abomination gibi yaratıklar oynayarak onun ölmesini sağlayabiliyor. Ayrıca Death Bite'ı da var. Öldüm her şeyi bir vuran silah var ya. Onun için ne yapmak lazım? Heal. Yani Priest. Değil mi? Priest'le o Moira'yı healleyeceğiz. Ayrıca bence Kabal Shadow Priest de iyi oluyor. Her tur suratınıza bir birden de kurtuluyorsunuz değil mi? Yani Kabal Shadow Priest'le çaldığınız zaman şeyi. Moira'yı. Yani burada olay bu. Moira'yı öldürmüyoruz. Ama Moira'nın normal hali bize fazla geldiği için atak defansını değiştiriyoruz. Priest oynuyoruz, healiyoruz sürekli ve yeniyoruz. Bayağı kolay. Mesela bakın. Bu kolay, bu kolay. Bu bence bayağı ciddi zor. Ama yani dediğim gibi o benim söylediğim Rogue desteği bitirmesiyle yeneriz. Şey oluyor arkadaşlar bir de. O gang up'larınız da böyle Hogger gibi. Ondan sonra adamda hiç yaratık öldüren kart yok ya. Hogger'ın çünkü kötü nedir? 4-4 açarsın. Yanına 2-2 taunt gelir. Adam Hogger'ı öldürür bir şeyle. Patlarsınız. Oysa ki bu adamda hiç yaratık öldüren kart yok. O Hogger'ı mahvediyor bu adam yani. İşte Alakir var. Hani 3 kopya içeri konacağız en iyi kadar. Kel'Thuzad çok güzel. Değil mi? Belki deminki oyun Deathwing'i atsaydım şey daha iyiydi değil mi? Gengap'ı. Deathwing'i adım Deathwing'i öldürüp kurtulurduk sonra belki. Ama o zaman elimizde kart kalmıyor. Neyse. Şimdi. Ha arkadaşlar bakın burada çok basit bir taktik var. Bu dövüşü bir kart bitiriyor. Şimdi adamın bir kere ne yaptığını göstereyim önce size. Rastgele bir seçiyorum. Oynamayacağım. Yani bunları yenecek kesten hazır değil zaten. Önemli değil. Tutacağım elimi çünkü size mantığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu adamın önünde böyle gördüğünüz gibi 7 tane 0-5 ile başlıyor. Diyeceksin ki 7 tane 0-5'ten ne olur? Şöyle bir şey oluyor. Her tur bütün yaratıkları bir vuruyor, tamam mı bu adam? Hero Power ve gördüğünüz gibi sarı olduğu için otokeste. Her tur bunu atmak zorunda. Ve bunlar öldükleri zaman o tur ölen her bir tane bundan için kafanıza sizin 3 vuruyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Eğer siz mesela 5 tur beklerseniz ve adam bunları 5'li birden öldürürse ne oluyor bakın. İlki 3 vuruyor. İkincisi 6 vuruyor. Üçüncüsü 9 vuruyor değil mi? Çünkü o tur ölen Fireson sayısı 3. Ha pardon daha beter. Yanlış söyledim. 7'si birden aynı anda öldüğü için her birinden 21 şer yiyorsunuz. Toplam 147 vuruyor. Değil mi? Çünkü 7'si birden aynı anda ölüyor. O turn ölen Fireson sayısı 7. O zaman her Fireson için 3 vurduğundan 21 vuruyor.
Bunların 7'si birden 21 vuruyor. 147 yiyorsunuz. Yani ne yapmanız lazım? Bunların ölüm zamanlarını bozmanız lazım değil mi? Yani işte mesela açacaksınız bir şey. İşte mesela diyorum, ikinci tur bir tanesini öldüreceksiniz. Kafanıza 3 yiyeceksiniz. Üçüncü tur bir tane daha öldüreceksiniz. Dördüncü tur iki tane daha öldüreceksiniz. Bu arada iki tane öldürünce ne oluyor? Önce birini sonra birini öldürüyorsunuz. 9 yiyorsunuz, tamam mı? Sonra işte 3'ü birden önce. 1, 3, 1, 6, 1, 9. Tamam mı? Yani bölmeniz lazım ölüm sürelerini. Bu bir. İkincisi. Şimdi bu Hero Power biz kendi lehimize kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz değil mi? Acolyte of Pain. Her tür bir vurmak ne demek? Ben Acolyte of Pain'i pıt 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 çekeceğim demek. Mahvediyor mesela Acolyte of Pain. Burada çok önemli bir kart. Ve bu arkadaşlar bu fight'ı bitiren bir tane kart var. Çok basit. Şimdi bu adam bize Death Rattle'larıyla eziyet ediyor değil mi? Mass Dispel Priest. Hepsini silence ediyorsunuz. Hiçbir ölünce bir şey olmuyor. Ve o zaman hiç acele etmenize gerek yok. 5 tur 1 1 1 sabaha kadar vursun 5 tur 1. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Sonra bunların yenilerini falan koyuyor. Yani çok basit. Mass Dispel bu. Yani kadın, bütün silence'ları koyun bu arada size. Yani Priest oynayın. Bu kart yani bitiriyor yani. Silence, Baykuş, 4'e 3, Mass Dispel. Hepsini oynayın tamam mı? Hepsini. Ondan sonra adamın her şeyini silence diyorsunuz. Ondan sonra adam tekrar tekrar onlardan koyuyor. Onları da silence filan. Shadow Death koyuyor. Sanıyorum bir iki tane ayısı vardı. Ya zaten Acolyte of Pain ve Mass Dispel ile bitiyor. Acolyte of Pain'in her tür yüksek kart çekiyorsunuz. Bitti veriyor yani. Çok basit. Tamam mı? Mesela şu ana kadar elimizde ne var? 3 tane kolay, bir tane zor var. Bu pis bakın. Şimdi bunun şöyle bir problemi var. Bu bir kere 100 yaşamlı mı ne yani? Çok yüksek bir yaşamla başlıyor. Bakalım hemen görelim. Tahmin yürütmeyelim. Önemli yani zaten göstermek için imkan yok yani. Yani özel liste yapmanız lazım bunu yapamazsınız da. Kaçmış? Ha 100. Tamam doğru hatırlıyorum. 100 yaşam var. Şimdi arkadaşlar bunun iki pisliği var. Birincisi herhangi bir tur bir mana bile kullanmasanız size 10 vuruyor tamam mı? Zaten bayağı problematik değil mi? İkinci problematik de 3 manaya bir kartı var. Bir yaratığınızı atıyor. O yaratık o tur sonuna kadar ölmemişse size ve tüm yaratıklarınıza 10 vuruyor. Bizim zaten 30 var. Her mana harcamadığımızda 10. Her Living Bomb'da 10. Ki Living Bomb biliyorsunuz bunlar hile yapıyor. 2 tane değil sizinle 5-6 tane falan var tamam mı? Yani burada zaten bir kere yani ya Priest ya Warrior değil mi? Yani düzenli olarak yaşam kazanabilen bir klasa ihtiyacımız var. Ondan sonra bir şekilde bir de pilimizin bitmemesi lazım. Ben onun için Priest almıştım. Soul Steal değil mi? Çünkü oynanacak ekstra karta ihtiyacım var. Çünkü oynanacak kartım kalmazsa manamı harcamam, manaya harcamazsam da ölürüm. Değil mi? Yaşam kazandıran kartlar. Ve bakın burada şey çok önemli. Living Bomb oyunu kaybettiriyor. Şimdi bir iki tur oynayalım. Bir tane yaratık şimdi Living Bomb atsın da görelim. Gerçi şimdi bakın gördüğünüz gibi bir. Bir üstü borç dedim. 20 kaldım şu an. Bir Living Bomb attıralım bakalım. Şimdi mecbur değil mi? Ben bu Blessing of Might atacağım bu yaratığa mesela. Yani yoksa yandık. 10 vuruyor adam. Onun için bakın tek casting costlu kartları koymaya dikkat edin destinize değil mi? Yani çünkü ne var? Çift casting costlu kartların üzerine Hero Power'la tamamlayabiliriz. Yandım mesela şu an yok. Blessing of Kings atamıyorum. Kötü oldu. 10 kaldı. Living Bomb geliyor galiba. Yok yani. Hay Allah bir Living Bomb gösteremedik ya. Şimdi yani ya bunu ya bunu açmak zorundayız değil mi? Şuna bir vurmanın manası var mı? Var. Ölsün abi. Yani gördüğünüz gibi kendisi çok bir şey yapmıyor ama sırf Living Bomb artı şey zaten problem adamın Hero Power. Hah işte bu. 3 manaya gördüğünüz gibi. Mesela şimdi şu an gördüğünüz gibi bu ölmüyor ve ben oyunu kaybedeceğim. Değil mi? Çünkü öldüremiyorum. 5'e 4 yapamıyorum bir şey. Değil mi? Ne yapmam lazım?
Bir kart çekiliyor ama tabii yok, öldü ya. Blessing of Might gelirse, bakın Blessing of Might gelirse şunu atarım, buna vururum öyle. Neyse şimdi kaybettik zaten, göreceksiniz. Şimdi bu adamın bu iki tehdidi var. 100 yaşam olması var. Yani öyle pataküte kafasına vurup yenemiyorsunuz. Bu birinci problem. İkinci problem, her mana harcamanız turu size 10 vuruyor. Bir de Living Bomb'ları var. Onun için bakın burada şey önemli. Yine Silence eden kartlar önemli. Çünkü Living Bomb bir nevi debuff kartı ya. Silence'da kaldırılıyor biliyorsunuz. Mesela rakip sizi Humility atarsa, Freeze ederse falan, Silence edip bir yaratığın üzerinden kaldırabiliyorsunuz o etkili. Kendi yaratığını Silence edip. Yine benzer durum var. Silence'ı kurtarabilirsiniz. Ele alan yaratıklarla kurtarabilirsiniz. Youthful Brewmaster, Ancient Brewmaster. Hani bunları desteğe koyun. Youthful Brewmaster koyun. Ancient Brewmaster koyun. Ondan sonra Silence eden kartları koyun. Bence Priest oynayın yaşam alabilmek için. Çünkü niye bakın. Warrior oynarsanız Battle Rage'e kart çekebilirsiniz. O da çok belli değil yani iş. Ama şey oynarsanız, Priest oynarsanız değil mi? Thaustiel'la bir de, tabii şöyle bir güzel var. Thaustiel'la kuvvetli kart çalabiliyorsunuz. Adamdan mesela gidip şey alıyorsun. Neydi adı? Living Bomb alıyorsun. Adamın batısına bir Living Bomb alıyorsun. Adamın ve bizim yollarına 10. Bayağı kuvvetli. Ha tabii Flaming gibi kötü bir kart da geldi. Siz seçin ama yani yaşam alan bir klas olmak zorunda olduğunuz belli değil mi? Çünkü bir kere bakın. Birinci tur falan bir 10 yiyorsunuz normal koşullarda. Sonra bir yerde bir Living Bomb'dan da yırtamıyorsunuz. 10 daha 20. Zaten yaratıklarla falan biraz duruyor. Yani bir 30 küsur mutlaka yeniyor. Hani yaşam almadan olmaz. Onun için buna böyle yapmak lazım. Ama dediğim gibi bunun dışında pek bir şey yok. İşte o Imp Gang Boss falan ufak ufak bir şeyler açıyor. Sorun yok. Heh. Şimdi bu biraz fena arkadaşlar bakın. Karşınızda şeyle başlıyorsunuz. Şey oynayanlar bilir. Neydi adı? Yine bu oynayanlar bilir. Molten Core oynarsınız. Bütün bossları döversiniz. En son Majordomo çıkar. Majordomo Executus çıkar. Majordomo Executus dövünce de o da gidip Ragnaros'u çağırır. Burada da aynı muhabbet var. Biz Majordomo'yu dövüyoruz. O gidip Ragnaros'u çağırıyor. Şimdi yine böyle bir demolar var. Tabi yenilip tekrar bunu yenildikçe biraz yorucu oluyor. Şimdi bunun Hero Power'ı 2 mana 3'e 3 koymak, tamam mı? Bayağı sıkıcı bir Hero Power var. Şimdi Face Hunter'la belki faz 2'yi zorlayabiliriz diye Face Hunter seçtim. Bir göstereyim size. Bu arada tabii ki bu yenecek liste değil, tamam mı? Yani böyle bir seri yenemiyorsunuz. Başka özel destekler lazım bunlara. Bakın gördüğünüz gibi 2 mana 3'e 3 koyuyor. Şimdi size faz 2'yi göstermek için böyle yapıyorum bakalım. Bu arada adam gördüğünüz gibi oldu, board'u 45 yani bu da. Değil mi? Bakalım öldürebilecek miyiz? Ha bu arada çok büyük problem. Bu adamın destesinde 10 tane civarı şey var, tamam mı? Molten Giant var. Yani yaşamını azaltırken dikkatli olmak lazım. Yani aslında doğrusu şey, 20 civarı bir yaşama indirip sonra durmamız lazım. Sonra bir anda vurmak lazım. Onun için bu deste olmayacak değil mi şimdi hiç? Neyse bakalım. Yanlış oynadım tabii bu arada. Bir eksik koydum. Neyse boş ver, zaten yenemeyeceğiz. Yani Molten Giant'lar çok büyük problem çünkü. Yani böyle gördüğünüz gibi ataktan önce falan koymak gibi iyilikler yapıyor ama. Şimdi bakın mesela bir indireyim göreceksiniz. Daha şimdi olmaz da. Bir iki tur olur. Şimdi 26 mesela bakın. Açmadım. Daha da iyi gidiyor. Oo, tabi bu fena. Bir de böyle bir şey var yani. Siz adamın yaşamını kontrol altında tutuyorsunuz ama Flaming gibi bir kart inip adam kendi yaşamını azaltabilir. Ha ben yanlış söyledim ya, pardon bu arada. Ne diyorum ki? 10 küsur aldı yine bir de, değil mi? Şimdi ne bilir mesela? İnme. Bu arada biz de öldük işin acısı. Yetmedi yani gücümüz. Buraya vur.
Yani işte. Hani artık ölmemek için. Hadi adamı da öldürüp göstermek istiyorum size. 3, 4, 5, 6, 9. Bu riski alsak mı? Alalım. Belki fazla gösterebilirim size o zaman. Çünkü ben gelecekleri öldürüyorum en azından artık. 12 belli değil. Bir fire elementi falan daha ihtiyacı var, değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bak şimdi ya başlayacak. 1, 2, daha gelecek, daha gelecek. 2 tane daha falan gelir. Hani gördüğünüz gibi böyle yenemezsiniz yani. Tamam mı? Hani böyle kazanmıyorum. Ve şimdi bakın daha da beterini göstereyim size. Şimdi öldürmeyi becerdik biz sonunda. Ragnaros geldi bakın şimdi belayı. Ragnaros bir kere atmış. Ve ikincisi hero power'ına bakın. İki kere 8 vuruyor. Ve 2 mana. Yani mesela şimdi ben go diyeceğim adam 8 8 diye vuracak bize. Göstereyim. Yani göster yapma. Şimdi gördüğünüz gibi burada problem ne? Yani biz böyle bir şeyle uğraşamayız değil mi? İmkanı yok. Ne yapmanız lazım biliyor musunuz? İki yolu var. Ya böyle çok çok fazla buff oynayıp bir yani bu majordomu 20 civarı bir yaşama indireceksiniz. Molotun cehennetten inemeyecek. Sonra bir turda majordomu 20 vurup majordomu öldüreceksiniz. Sonra Ragnaros çıkacak. Bir turda Ragnaros'u 60 vurup bitireceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi 80 hasar bir turda nasıl verilir? Verilir. Kötü kartlarla verilir. Ama verilir. Neden? Çünkü bizim için kötü kartlar problematik değil. Yani bu aşamada adamın kartları adamın kartlarına ters şeyler koyacağımız için kötü olması bizim için problem değil. Mesela nedir arkadaşlar bu bir anda çok hasar çıkarmamızı sağlayan kartlar? Buff kartlarıyla birlikte bir Divine Spirit Unifier kombosu, iki Blessed Champion değil mi? Yani bir yaratığın atağını çok arttırıp sonra onu double'lamak veya bir yaratığın hit point'ini double'layıp sonra atağını defansını eşit yapmak değil mi? Böyle şeyler. Yani zor gözüküyor bir ama 3'e 3'lerden masaya aldıktan sonra siz 20 yaşında bekleyeceksiniz. Adamın destesinde 10 tane civarı Molten Giant olduğu için adam elinde 5-6 kanla bekleyecek ama neredeyse hepsi Molten Giant olacak. Tamam mı? Hiçbirini oynayamayacak. Çünkü siz adamı 20 yaşında, 21 yaşında tutacaksınız ama Molten Giant'la oynayamayacak. Masayı böyle iyice alacaksınız. Sonra düzgün şekilde bufflayarak tabii şöyle bir sorun var. Tek bir yaratığı 80 atak yapınca kazanamıyorsunuz değil mi? Yani bir Major Damo'yu öldürmeniz lazım. Sonra da çıkan Ragnaros'u öldürmeniz lazım. Yani bir yaratık da yani birkaç yaratıkta bir 20 civarı bir atak olacak. Sonra kalan bir tane de esas baba büyük olacak. Ona da 60 civarı atak olacak. Şimdi bunun için ne yapılabilir? Blessing of Might, Blessing of Kings, Blessed Champion değil mi? Şimdi bir yaratığınızı Blessing of Might, Blessing of Kings'e buffladığınız ayı gibi oldu tamam mı? Örneğin ne olsun mesela işte? Bir 7-7 değil mi? Blessing of Might, Blessing of Kings ne oldu? 14 oldu doğru muyum? İki tane Blessed Champion zaten 56 diyor arkadaşlar. 14, 28, 56. Çünkü bakın double'ın pisliği o değil mi? Double'ı double etmek demek 4 katına çıkarmak demek. Double double etmek. Yani şimdi normalde double'ın zaman ne olur? Biri double'ın zaman 2 olur. Şimdi bir daha double'ın zaman 4 oluyor. Yani ikinci double'lama 2 katı kadar etkili oluyor. Onun için yani bir tane yaratığınızı şişireceksiniz. Üzerine şişirip go diyeceksiniz. Adamın zaten pek fazla yaratık öldüren kartı yok. Sonra çift Blessed Champion atak. Tek seferde alacaksınız aşağı. Yani yöntem bu. En iyi yöntem bu yani Ragnaros için. Yani ya priest ya paladin oynayın. İşte light spawn'dur değil mi? Power shield. Valence chosen değil mi? Şişiren kartlar. Temple enforcer. Dark cultist. Efendim. İki tane divine spirit. İki tane inner fire. Yani divine spiritli bir yaratı böyle yapıp. Yani bir yaratı böyle yapacaksınız. Sonra divine spiritle basacaksınız. Sonra inner fire o zaman 60 atak olur. Düşünün mesela. Light spawn. Attığınız Valence chosen 9 oldu. Zaten onun atağı defansına eşit inner fire bile gerek yok. Power shield 11. Bir power shield daha 13. 2 tane divine spirit 52. 52 zaten yani. Diğerlerini zaten yetmeden sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi adamın çok fazla patlağı olduğu için böyle yeniyorsunuz bunu. Bu mesela orta zorlukta bir fight. Yani kavrayınca kolay oluyor. Bu mesela kavrayınca da kolay. Diğerleri bunların hepsi kolay görüyorlar. Bu kolay. Sıfır mana random yaratık öldürüyor değil mi? Buna ne yapacaksınız? Ölmesini istediğiniz yaratıklar alacaksınız. Her zamanki bir standart yaratıklar ölüyorsa
2 maniye 0-2 öldüm, 4-4 koyan yumurta, değil mi? Nerubinek, Nerubar, Nerubinek. Sonra Haunted Creeper, değil mi? Böyle dandik yani, hani öldüğü zaman sizi üzmeyen kartlar. Ondan sonra böyle bir agresyon yapıyor. Bunu Face Hunter'la oluyor. Yani Face Hunter'ın içerisine egg koyun. Tamam. Bir şey, herhangi bir şey çıkartıp. Patakite bunu yenersiniz. Bu kolay. Bakın bu da kolay. Bu aslında bakın hafif şuna benziyor. Bu ne yapıyordu? Her tur kendine iki yaratık koyuyordu. Bize bir yaratık koyuyor, değil mi? Bu da ne yapıyor? Bütün kartlar bir mana iniyor. Ama kendisi her tur iki kart oynuyor. Biz bir kart oynayabiliyoruz. Yani ne yapmamız lazım? Kartlarımız o kadar kaliteli olacak ki bizim bir kartımız adamın iki kartıyla başa çıkabilecek, değil mi? Mesela bunun en önemli kartı nedir? Mind Control, değil mi? Niye? Çünkü Mind Control iki kart gibi. Yani ne oluyor çünkü bakın adamın en iyi yaratığını öldürüyorsunuz. Hani etkisi bu aslında. Öldürüyorsunuz, sonra yaratan bir tane de siz açıyorsunuz. Doğal olarak iki kart gibi oluyor, değil mi? Çünkü adamın bir kartı eksiliyor, size artı bir kart geliyor. Onun için Mind Control, yani doğal olarak Priest iyi. Ondan sonra bu zaten geçen bir Brawl vardı, ona benziyor, değil mi? Herkes 10 mana ile başlıyor. Yani kartların kostunun bir önemi kalmıyor. Tabi biraz farklı. Sonuçta o 10 mana da çünkü birden fazla kart oynamıyoruz. Bunda biz oynayamıyoruz yani. Kost değiştiren kartlar işe yaramıyor. Çünkü bu efekt arkadaşlar set ediyor. Yani set etmek demek onu oraya ayarlıyor, tamam mı? Yani mesela siz atıyorum Geralt'ın adı neydi? Pine Sight Summoner veya Wraith var ya, 2 mana 2 bütün kartları 1 arttırıyor. Yani onunla adama böyle hinlik yapmışsınız, olmuyor onlar. Çünkü bu kart onu set ediyor. Diyor ki bütün kartların kostu 1'dir diyor. Yani onu 1'e otomatik olarak ayarlıyor. Oynama yapılamıyor üzerinde, tamam. Atıyorum mesela Loa Teble falan, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için öyle şeyler düşünmeyin. Böyle trikler yapılamıyor. Bu arada enteresan bir bilgi arkadaşlar. Bunu ben okudum tabii. Yaşamadım bunu. Majordomo ölünce Ragnaros çıkartıyor ya. Majordomo'ya son vuruşu eğer Bane of Doom'la yaparsanız Ragnaros summon etmiyor. Bug ya. Yani vurdunuz vurdunuz Majordomo 2 kaldı. Al kafana Bane of Doom, bitti. Yenmiş oluyorsunuz. Bu biraz sancılı arkadaşlar. Bu Rend. Bu Rend'in çok korkunç bir hero power'ı var. Daha doğrusu çok korkunç 4 hero power'ı var diyeyim size. Şimdi oyuna şeyle başlıyor. 2 manaya 3 tane 2 2 koymakla başlıyor. 4 tane hero power'ı farklı farklı. Bir tanesi bu. Bir tanesi şey 2 manaya 2 tane 2 2 taunt koyuyor. 1 manaya bir tane 5'i 4 koyan var. Bir de 4 manaya 8'i 8 koyan var. Yani tabii hepsi birbirinden beter. Hani gördüğünüz gibi. Bunu yenmek için şey yapmanız lazım. Şimdi adamın hero power'ı çok güçlü olduğu için masa temizleyen kartlara ihtiyacımız var. Değil mi? Explosive Trap, Hellfire, Shadow of Flame, Flame Strike, Equality Consecration. Değil mi? Çünkü koyduğu yaratıklar yani eziyor adamın. İşte böyle bir Hunter destesiyle olabilir. Mage destesiyle olabilir. Tamam. Yani masa temizleyen çok sayıda kart oynamanız lazım yani. Biraz zor bu. Birkaç deneme ister yani. Bir de adama gelen hero power da çok önemli. Siz mesela atıyorum explosive trap'iniz hazır. Adam hero power'ını kullanıyor. 8'i 8 koymak geliyor. 8'i 8 koyuyor. Çünkü bakın. 4 hero power'ından ikisi 2'ye 2'ler koyuyor, değil mi? Hepsi Exposure ve Consecration'e yatıyor. Fakat iki tanesi de 5'e 4 ve 8'e 8 koyuyor. Ne koyduğunu önemli. Yani dediğim gibi heroiklerde ben uygun desteği yaptım. Hemen yeni vereyim diyemiyorsunuz, tamam mı? Yani biraz deneme yanılma, biraz destesini anlama, biraz şans. Mesela diyorsun ki abi böyle yaptım. İşte hero power'ı 8'e 8 gelmezse yeneceğim. Örneğin. Yani kolay yenemiyorsunuz. Ha. Razor Gore'un evet şeyi var. Yumurtaları var. O yumurtalar 0'a 3 başlıyordu diye hatırlıyorum. Görelim hemen. Hatırlamıyorum çünkü çok iyi. Çok zor değildi bu. Arkadaşlar burada yine aslında biraz gar benzeri bir şey var, değil mi? Bir yaratıklar var. Saatli bomba şeklinde yaratıklara bir şeyler yapılıyor. O yaratıklar engellenirse adam patlıyor, değil mi? Şimdi görelim demek istediğim şeyi. Hop. Bakalım doğru mu atıyoruz? Ne diyor? Bakın neymiş? 0'a 3 yumurta var.
Bütün yumurtalara bir hit point veriyor. Sonra yeni bir yumurta çıkartıyor. Bu neymiş? Bakın 5 hit point'e geldiği zaman yumurta çıkıyormuş. Yani ne yapacağız? Çünkü bu yumurtaları vurmamız lazım, değil mi? Şimdi bakın gece kur önce. Bunlar sanıyorum uyandığı zaman 7-7 olur bu arada, yanlış hatırlamıyorsam. Bakın kötü oldu, ezdiğimiz. Bu yumurta uyanacak mesela şimdi. Bu oyunu şu an kaybettik. Ha, işte bakın. Ezici kart. Ve bakın siz silence ettikçe adam masayı bunlarla doldurur için yeni yaratık inemiyor. Bakalım bir tane uyansın görelim. İstersek uyanmasını engelleyebiliriz değil mi? Eagle One Bobby'nin buna vurabilirim mesela. Ama hadi biz şuna vuralım da uyansın görelim. Çünkü zaten bu liste biz onu yenemeyeceğiz. Şimdi bakın bu uyanacak. 7-7 çıkıyormuş yaştan. Bakın gördüğünüz gibi nedir yani? Yumurtanın uyanmasına pek izin vermememiz lazım değil mi? Özeti bu. O da nasıl yapılır? Yumurtaları sürekli vurarak ki gördüğünüz gibi biraz savunuyor. Yani burada esas kart nedir? Yine her zaman gibi silence değil mi arkadaşlar? Bu yumurtaları biriktirip biriktirip mass silence, silence yani hem silence hem baykuş oğul hem spell breaker hem mass spell cırt. Zaten diğer ayakları görüyorsunuz değil mi? Hepsi iki. Explosive trap benzeri bir şey veya holy nova değil mi? Priest dediğim için. Kolay yani. Çünkü zaten aslında dediğim gibi gar fight'ına çok benziyor. Yani bir yaratık var. Belli bir aşama geçse o yaratık çok fena yapıyor değil mi? Özet bu. Bu arada arkadaşlar gar fight için unuttum. Gar fight'ın adam masada 7 tane death rattle ile başlıyor ya. Little Exorcist da harika değil mi? 3 mana 2'ye 3 taunt adamın her death rattle için artı 1 artı 1 oluyor. Yani o kartı oynarsanız 3 mana 9'a 8 ne? 9'a 10 inmiş oluyorsunuz. 3 mana 9'a 10 taunt. İyice değil mi bayağı? Aklınızda olsun. Bu Vylastras bu gördüğünüz gibi bayağı korkunç. Bakın 0 mana atıyor. Herkes 3 kart çekiyor. Bir de mana kristal alıyor o. Onu biz almıyoruz. Bu nedir belli. Yaratık oynayarak bu adamı yenemezsiniz değil mi? 3-3-3-3 her tur kart deste bitecek. Buna deck out lazım. O deminki rogue'la bir oynayalım. Burada bir de şey çok önemli arkadaşlar. Adam Naturalize falan oynuyor. Tabi doğal olarak Naturalize desteğimiz çok hızlı bitiyor. Onun için hiç yaratık inmeyeceksiniz tamam mı? Ya da Conceal'la. Hani yaratık ineceksiniz. Conceal edeceksiniz yaratığınızı. Gelecek dön vuracaksınız, harcayacaksınız yaratığı. Yani gördüğünüz gibi bakın şimdi deste çok hızlı bitecek. Gang up tabii çok önemli değil mi? Destemizin bitmemesi için. Yaratık hiç inmeyeceğiz dediğim gibi şey olmasın diye. Mesela bakın bu kötü, bunu koymak lazım aslında. Ben yani bu eski bir başka bir deste olduğu için içeride kalmış. Bu çok kötü çünkü. Yani kart çektiren bütün kartlar çok kötü. Yani kendimizi kurtaralım değil mi? Hemen. Al diyelim. Eline geri as değil mi? Ekstra 3 hasar bizim için. Evet. Şimdi adamın gang up'larının yanması çok önemli. Bakın şimdi kartı yanacak onu tabii. Kötü oldu. Keşke. Tabii bundan karıştırması iyi değil mi? Yanlış yaptı. Çünkü onları çekip tekrar tekrar 3 daha yiyecek. Bizim için güzel yani. Şimdi biz de yattık tabii. Ne yazık ki. Bu Acolyte of Pain'ler falan tamamıyla patlak. İnemiyoruz onlara. Bu da patlak. Bunları hiç düşünmeyeceğiz bile. Şu aşamada yalnız preparation çekmeyerek bir şanssızlık yaşadık. Çift Fan of Knives atıp çok rahatlayabilirdik. Şimdi boş boşuna bir sürü hasar yiyeceğiz değil mi? Bari birini öldürelim. Adamın gang up'ı yandı güzel. Bunları çekmesi de harika. Tamam çok güzel çok güzel. Süper oldu görüyor musun? Adam kendi yanında 15 vurdu şu an. Vitriol'un yanması tabi acı oldu yine. Ne yapabiliriz? Şimdi... Chief Fan of Knives yaparsak iyi oluyor ama 6 yiyeceğiz suratımızın ortasına. Yiyeceğiz yapılacak bir şey yok. Bu kart çektiren bu Fan of Knives'lar çok kötü be. Kart çekmek ben istemiyorum hiç yani açıkçası. Neyse bakalım.
Değil mi? Kötü yani. İstemiyorum ki ben böyle bir şey yapmak. Parça benim için çok zararlı oldu şu an. Neyse Gengap'ımız yanmadı değil mi? Gengap'ın yanmaması çok iyi. Kel'Thuzad falan bunlar yalan tabi de. Onu öldürelim. Yaratık inemiyorum şu an korkudan dediğim gibi yani. Mesela bunu insem olmaz. Ya da bunu inip şey yapabilirim değil mi? Ama benim destem daha önce bitiyor. Gengap'ı atalım bari. Tabi hiç önemi yok değil mi o kartın benim için? Ben sırf destem kalınlaşsın diye yaptım yani. Doomsayer falan yalan tabi. Ne yapalım şimdi? 7 kartı 9 kart. Güzel. Bakın. Cold Light Oracle. Gengap. Değil mi? Harika bir şey. Elimize alalım. 8 kartı 7 kart. Bakın deste olarak öne geçtik. Güzel. Bir mana. Yapılacak bir şey var mı? Yok. Yapamıyorum bir şey. Şey kötü oldu. Azaltıyor bizi. Of bu da kötü. Öldürdü mü acaba bizi? Tüh. Tabi Vanish falan kötü oldu hep. 4 kart, 3 kart. Yok yenemedik biz bu oyunu. Pilimiz bitti yani çok fazla patlak var tabi. Mesela diyorum burada backstab oynamamız lazım değil mi örneğin? Ah! Ev isterek yandı. Bir de yani çok kötü kartlar yandı ya. Ya bu gerizekalılar tabi elde biriktiği için. Ne yapalım? Biraz da kötü oynamış işte oldum galiba ya. Evet. Evet. Bakın şimdi. Fatigimiz bu kadar olmasa biz adamı öldüreceğiz aslında. Şimdi neden bakın. Hop. O hasarları vermese şimdi tam öldük biliyor musunuz? Ucu ucuna. Şimdi ben 1 2 3 yiyeceğim öleceğim. Halbuki şimdi bakın o 2 3 4 yiyecekti. Evet 3 4 5 pardon. Görüyorsunuz bakın 11. Bir turu kaldı. Ucu ucuna yani. Hani bu desteği çok az bir düzeltsem hatta ben 2 dakika yapıvereyim. İşime yaramayan kartların hepsini çıkaracağım. Ne yapacağım bakın nerede o bu patlakları hemen atalım. Bunlar iyi, bunlar iyi, bunlar iyi. Bu iyi, bu iyi. Bu kötü, bu kötü, değil mi? Bu kötü. Yaratıkların hepsi kötü zaten. Ne koyacağız? Backstab iyidir. Deadly Poison iyi. Sinister harika, değil mi? Yani normal iğrenç bir kart ama vuruyor. Shiv istemem. Kart çekmek istemiyorum. Bu. Aha bu da olabilir aslında. Buna mana kalmaz değil mi? Neyse böyle. Böyle bir bakalım hemen hızlıca ne olacak. Biraz da acele edeyim. Uzun oldu. Biraz çok muhabbet ediyorum. Bu mesela eğlenceli bir dövüş bence. Ben seviyorum bak. Ama dediğim gibi bakın. Yani şey mesela Druid'le olmuyor. Çünkü Druid'in deste bitiren destesinde Draw Tender falan gibi yaratıklar var ya. Naturalize atıyor mahvoluyorsunuz yani. Yani bir deneyelim. Fena değil. Değil mi? Gönderiyorum şu dostları bir Conceal'a. Conceal'da ne işe yarıyor? Doomsayer'le işe yarıyor değil mi? Bir derece. Yani mümkün kadar çok kart atmak istiyoruz biz. Değil mi? Çünkü niye? Bir süre sonra zaten yanıyor kartlar.
Bakalım şimdi ne olacak? Hiçbir şey mi? Ne garip. E biz tabii yapabiliriz. Gal yapacağız değil mi elimizden geldiğince? 3, 6, 7 kart var, bunu atmak zorundayım. Yani normalde Hero Power koysam daha iyiydi belki ama 3 kart çekilecek, 10 olacak. Gelince çekeceğim kart yanacak. Bir de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Kartın iyi olması kötü olması da problem değil de. Yani yanan kart çok önemli. Bazen iyi kart yanıyor çünkü. 8'e 8 indi adam. Çok hoş olmadı tabi. Ondan kurtulacağız mecbur. Al diyeceğiz abisi. Ama tabi çok iyi olmadı bu kadar erken bir 8'e 8 gelmesi değil mi? Şimdi tekrar tekrar o 8'e 8 inecek adam. Flaminglerin yanması filan tabi baya fena oldu. Oh, 2 tane. Çok yedi, kötü oldu tabi. Preparation yok tabi değil mi? Allah Allah. Ya ne kadar azimle kötü çekiyoruz görüyor musunuz? Ne yapayım ki? Ya şimdi bunu yiyeceğim, o da çok kötü şey yiyeceğiz. Natural'ı yiyeceğim biliyorum yani. Şöyle yapalım bari. Tabii çok kötü oldu değil mi? Adam bir sürü hasar engelledi çünkü. Ben şimdi o evi seyit atacaktım ne güzel kafaya. Of çok kötü ya. Kötü oldu. Adamın hep gengapı yanmadı değil mi? Kötü oluyor kötü. Kafamıza 6 daha yemek zorundayız değil mi şimdi? Ya da bunu atsam daha iyi yani değil mi? Aa 2 vurmadım değil mi? Yanlış oynadım. 2 eksik vurdum. Bakalım ne olacak. Hayır şimdi de en büyük korkum şu. Benim gengaplarım daha görmedim sanırım. Gengaplarım yanacak diye korkuyorum. Neyse şükür gengaplarımız yanmadı henüz. İlk kart çekersem kartım yanıyor mu? Yanıyor tabi. Ben işlesek olmaz. Kötü ya. Kötü ne yapacağım bilmiyorum. Preparation'lar hiç gelmiyor. Tuhaf yani. Bir adam gengap atmayı becerdi ya, o çok kötü oldu. Sırf gengap yanmasın diye boşu konsol atayım bari. Yani. İki gengap da yandı yani. Ya ne yapayım da yeneyim yani. Olmaz böyle bir şey ya. Bütün oyun gengap bekledik ya. Gelmek bilmedi yani. Ne yapayım da yeneyim ki anlayamıyorum yani. Ha, bütün oyun bir gengap atamadık. Yani. Ben kendim öleceğim fatigue'den adamı bitiremeden önce. Ben şimdi en son kaç yedim? 4. 5 ve 6 yiyeceğim değil mi şimdi? 1 kalacağım yani. Yapalım. Adamı fatigue'den vurmak için. Ama beraberlik de işe yaramıyor şeyde. Yenmek zorundasınız yani. Bu kadar kötü olmaz ama ya. Neyse. Yani aslını gördüğünüz için. Bakın berabere kaldık. Yo hayır 2 kaldı adam. 2 eksik vurduğum için berabere kalamadım. 2 kaldı. Yo 2 kaldı. Gördünüz mü yanlış hangi kafaya. Ama bir şey olmaz.
Yani ben orada doğru iki vurmuş olsam da ikimiz birden ölecektik. Saymayacaktı. Neyse bunu yenmenin yani mantığı bu. Kromagus uyuz bayağı. Kromagus'ta problem şu. Arkadaşlar her tur elinize rastgele bir kart veriyor. Kartlar şey. İlk tur verdiği sanıyorum standart. Biri her biri bunların 3 mana. Biri adama her tur 6 yaşam veriyor. Biri size her tur 3 vuruyor. Biri spellerini 3 mana uzatıyor. Biri yaratıklarını 3 mana uzatıyor. Biri de adam her kart çektiğinde bir tane daha alıyor. Chromacus Legendary'si var ya onu yapmıyor diyor. Bir onu göstermek için bir sana açıyorum. Şimdi bunu yenmeyin yolu arkadaşlar şöyle bir şey. Ne yapmanız lazım? Yani elinize her tur veriyor ya. Şimdi en başta adama yaşam vermesi sorun değil değil mi? Çünkü zaten biz vuramayacağız. Kendimiz kurtarmaya çalışacağız. Bize vurmasını da bir süre kabul etmek zorundayız. Zaten onu öyle veriyor. Yani mesela oyunun en başında yaratıkları 300 adamını falan vermiyor. Tamam. Göstereyim diye sadece açtım. Hemen go diyeyim versin elime şey kartı. I gave him two heads because I figured, hey, double the biting. Kim verecek bunu? Ha, gördüğünüz gibi en başta adama yaşam verini veriyor. Güzel, zaten ben adam vurmakla dert etmiyorum. İkinci turda şeyi veriyor, yanlış hatırlamıyorsam yine. Bana vuranı verecek. Gördüğünüz gibi böyle sancılı bir iki yaratık açıyor. Gördünüz mü? Bu iki sorun için. Bundan sonra verdikleri problem, tamam mı? Bundan sonra çünkü yaratıklarını ve spellerini 3. satana veriyor. Saçma sapan şeylerini bilerken onları harcamamız lazım. Ben şey düşünmüştüm burada. En iyi klas bence Mage. Çünkü Mage'e Sorcerer's Apprentice var ya. Bunlarda spell ucuzlatıyor bunları. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Yani çünkü şöyle bir şey. Hem her tur bir şeyleri 3 mana gömerken hem de bir yandan bu yaratıklarla başa çıkmak çok kolay bir iş değil mi arkadaşlar? Onun için ben Mage bence iyi. Şeyle hani ucuzlattığı için kartları. Sorcerer's Apprentice güzel. Ondan sonra işte ne yapacaksınız? Adamın ayılarına karşı Big Game Hunter falan iyi. Nedir? Adam elimize sürekli kart veriyor. El size'ınız büyüyecek. Mountain Giant iyi değil mi? Çünkü elimiz büyük. O zaman ucuza 8'e 8 yenemeyeceğiz. Molten Giant iyi. Niye? Çünkü adam 3-3 yiyeceğiz ya. Bir sürü onu atamıyoruz elimizden adama başa çıkabilmek için. Yaşamımız azalacak. Molten Giant ile ucuza yenebileceğiz. Sonra işte şey de iyi bir de. İşte yaşamadan birik kart, Antik Yılbot olur, Alexstrasza olur. Onlar iyi. Bunu böyle yeniyorsunuz. Tamam mı? Ha. Bu fena. Şimdi bu arkadaşlar bayağı güçlü. 10 mana ile ne başlıyor? Her tur destenizden her tur sizin klasınızdan rastgele spell falan çalıyor. Çok kuvvetli bu. İşte Ragnaros buna karşı bir kere size yardım ediyor. Tamam mı? Normalinde her tür size yardım gönderiyor. Yardım ediyor ve çok çok güçlü kartlar veriyor. 0 manaya 4'e 5 Wind Fury, 0 manaya 6'ya 6 Taunt veya 0 manaya 6'ya 3 oyuna gelen 6 hasar veren bir kart veriyor elimize, tamam mı? Ama tek bir kere. Problem bu. Nefaria'nın destesi Dragon destesi. Önemli olarak bir de Flamestrike oynuyor. Yani böyle bütün dragonlar var. İşte Volcanic Dragon var, Draconid Crusher var. İşte Dragon Consort falan, hani bunlar biliyorsunuz klas gözetmiyor. Yani Paladin kartı, Mage kartı, Warrior kartı aynı anda oluyor. Esas olarak bir sürü Dragon'u var. İşte Dragon sinerjisi olan, oyuna geldiğim 3 vuran kartla oyuna geldiğim artı 1 artı 1 alan falan var. Böyle bir destesi var yani. Adam genel olarak büyük yaratıklar oynadığı için bir kere adam hızlı dökülüyor. Mind Control tek iyi. Ondan sonra Light Bomb iyi. Tamam mı? Equality fena değil. Yani böyle bir deste. Aşağı yukarı. Tamam mı? Yani bir göstereyim bu arada. Ne alayım? Al. Ama tabii ki bunda şans faktörü çok önemli. Yani adımın açılışına göre Ragnaros size hangi yardım kartını verdi falan çok fark ediyor. Şimdi dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam 10 manaya çıkacak. Hemen bir açalım onu. Şimdi yapacak olması lazım.
İşte bu Blackwing diyerek muhabbetti. Oyunu bitireyim, konsol edeyim, alacağım. Gördüğünüz gibi 80 oldu. İlk turu böyle boş geçiyor. Şimdi işte Ragnaros bize yardım edecek sana. Bir de gördüğünüz gibi bakın bizim klasımızdan random spell alıyor elinde. Gördüğünüz gibi bir dragon sevgisi var arkadaşlar. Böyle bayağı fena attım. Hani gördüğünüz gibi pek durmuyor arkadaş. Ragnaros yardım gönderiyor. Mesela bakın bu mesela bayağı kötü şu an. Bir de gördüğünüz gibi ekstra. Yani niye bu kötü? Çünkü diğer 3'ü yaratık veriyor değil mi? Yani en iyisi bakın ben size söyleyeyim. 6'yı 3 olup 6 vuran değil mi? Açıp bunu küt diye öldürecektik şimdi. Ya burada hangisinin geldiği önemli. Yani konsol etmekten çekinmeyin. Dediğim gibi Light Bomb gibi kartları iyi. Twilight Drake karşı her şeyi aşağı alır. İşte Şaman oynarsanız tabii Earth çok iyi değil mi? Twilight Drake oynayan bir insana karşı. Böyle bu. Bu kolaydı ya Omnotron. Bu şimdi şey koyuyor arkadaşlar önce. Sıfır manaya herkese artı 2 spell damage veren kart veriyor. Tamam mı bu? Şimdi burada hemen bunu yenmenin yolu bakın şu. Hani bazen böyle tek bir kart bitiriyor ya işte mesela Garry Mast spell bitiyordu. Bunu da bitiren kart şey arkadaşlar. Explosive Trap. Neden? Şimdi bakın. İlk tur. Şimdi çekebilsem. Bunun mesela Face Hunter'la direkt yenebilirsin sanıyor. Şimdi bu dövüşü Blackwing Depth'te yaparken işte bunlar 4'ü birden gelir. Biri açık, biri kapalı falan olur. Sırasıyla dövüşürsünüz. Böyle bir şey. Şimdi göreceksiniz. İşte bunlar 4 tane. Golem bunlar. Çok kuvvetli. Sırasıyla şey alalım hepsini. Explosive Trap burada çektik. Harika. Bu arada adamın nasıl çektiği önemli. Eğer uygun bizim işimize geldiği gibi çektiyse bayağı hemen kaybediyor oyunu. Yani Explosive Trap bütün her şeyini götürüyor adamın. Görelim. Şimdi bakın. Şimdi bakın. 2'ye 2 iki tarafta spell damage 2 değil mi? Bu mükemmel bir şey çünkü Explosive Trap 4 vuruyor. Şimdi bakın dökülüyor da. Oo, görüyor musunuz? Bir tane daha açmadım ne yazık ki. Şimdi bunu açacağız. Adamın Hero Power'ı autocast'i o bizim çok büyük avantaj. Ataktan önce açmak zorunda o güzel 4'e 4. Açacak. Gördünüz mü bakın? Süper yani. Adama 4 vurduk. Bir sürü kartını götürdük. Bakalım buradan yenebiliyor muyuz? Hazır başlamış oynayalım. Bu kim bu? Peki. Kötü oldu tabii bu. Bayağı kötü oldu hatta. Vuralım. Bu ne şimdi 4'e 4 lan? 5'e 5 miydi bu? Ne yapıyordu? 6'ya 6. Evet. Evet. Spellleri uçuruz atıyor. Fena bir arkadaşımız kendisi. Kafamızı yesek mi? Yiyelim ya. Ne yapalım artık. Bakalım ne olur. Tabi adamın yani 45'e 30 olmamız çok kötü değil mi arkadaşlar? Anlayışlar patladı ya baya. Ha bu iyi. Şansımız tuttu değil mi? Gördüğünüz gibi bayağı aldık ama cilasını. Ama işte anlayışlar fena patladı. Bu neydi bu? Herkese vuruyor muydu? Ne yapıyordu bu? Ha. Her kart oynayan 2 vuruyor. Bakın işte bununla adamı sıkıştırabiliriz. Değil mi? Kart oynayan herkese 2 vurması. Gerçi tabii şu an ne yazık ki çok ileride değiliz ama. Bakalım bir deneyelim şansımızı. Yani kötü oynarsa eğer. Bu hangisi? Peki. Oo. Bu çok fena değil mi? Her şey bir vurması. Gördüğünüz gibi bu arada aptalca oynuyor ama
Bu her şey bir çok korkunç ya, bizi dağıtır. Bunu vursak mı acaba masaya? Vuralım. Yani işte kötü oynadığı için umut deryası yapıyoruz artık. Ne yapalım? Her şey bir vurucu. Bunu öldürmemiz lazım. Bir, iki. Artık ben biraz kelle koltuk yapacağım. Bakalım belki gece öldürürüz umutla. 12. Şimdi en az bir kart oynayacak değil mi? Kötü oldu. Fena bir kart oynayacağız. Spell Power olan gelse harikaydı değil mi arkadaşlar? Spell Power olan gelse harikaydı. Olsun belki yine olur. Oldu mu? Bana böyle geliyor. Oldu oldu. Yendik galiba. Hani gördüğünüz gibi bayağı kolay. Ucu ucuna tabii ama. Yani görüyorsunuz burada bazı dövüşler çözmek üzerine, anlatabildim mi? Burada eksplozif trap bitiriyor. Adam böyle bütün dökülüyor. Her şeyin temizliği, bir de kafasına dört vuruyoruz. Harika. Geçelim buna. Ha ya bu iğrenç bayağı, evet. Bunda ben zorlanmıştım bayağı. Bu şey yapıyor arkadaşlar. Oyuna gelen bütün yetkilerin atak ve defansını değiştiriyor. Bir de üzerine kendinlikler artı iki artı ekliyorlar. Bir de bakın çok korkunç bir kart var. İki mana ya da bir manaya üç tane birebir charge yaratık koyuyor. İki manaya dokuz vuruyor adam size. Atıyor, hepsi üçe üç geliyor. Dokuz diye vuruyor. Bu bayağı sancılı. İşte artık onları çekmemesi umutları falan, öyle bir şey yapmamız lazım. Ondan sonra önemli. Niye Nerubian Egg önemli değil mi? Bedavaya öldüğü için. Nerubian Egg iyi oluyor. Ondan sonra işte o karta Release the Aberrations'a 2 mana 3 tane birebir charge'lı koyan, yani 2 mana 3 tane 3-3 charge'lı koyan kartı çekeceği zaman çok önemli. Ondan sonra yine bir sürü dragon oynuyor. Başka önemli kartı çok iyi değil ama tabii işte 1 manaya mana vermiyor mesela adam. Mana verim masaya 5'e 3 geliyor, anlatabiliyor muyum? Çok problematik yani. Şey önemli, unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir yaratığa geçici bir atak veya defans buff'u verirseniz ve sonra atak ve defans değişirse o buff kalıcı oluyor. Örneğin İşte Direwolf Alpha'nın yanına Voidwalk inerseniz yaratık temelli olarak 3'e 2 oluyor. Doğru mu? Niye? 1'e 3. İndim ben onu kurtun yanına. 2'ye 3. Doğru mu? Kurtun yanında değişti. 3'e 2 oldu. Artık o defans temelli. Sonra tekrar kurtun yanında olduğu için bir atak aldı. 4'e 2 oluyor. Yani Stormwind Champion ve Direwolf Alpha gibi bufflar önemli. Tamam. Bunda da hani dediğim gibi işte o Release the Aberrations çok önemli. Ondan sonra yani böyle bir Zulok iyi olur değil mi? Neden Zulok iyi olur? Çünkü Nerubian Egg'ler otomatik 2 manaya 4'ü 4. İşte Haunted Creeper'lar falan fena değil. Yani idare edebilirsin işte. Imp Gang Boss, Implosion, Doomguard değil mi? Standart. Defender of Argus falan. Ha, bu Atremides. Arkadaşlar bu çok kolay. Yine dediğim gibi fight'ı çözecek bir karta ihtiyaç var. Şimdi bu enteresan bir şey. Dur bakayım neydi? Bir silahla başlıyor. 0'a 8.000'e. Siz her kart oynadığınız zaman silahın hata bir artıyor. Öyle bir şey. Şimdi görelim. Şimdi normalde bunun normal modunda o silahı kıracak, size bir şeyler veriyor. Burada yok. Bakalım. Hah, doğru atıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her kart önünde bir atak alıyor. Onun için böyle agresif bir desteği iyi olmuyor. Bu silah kontrolden çıkıyor. Ne yapacaksınız? Bekleyeceksiniz. 2-3 kart oynadıktan sonra adam bir kere falan vurduktan sonra Ooze değil mi? Burada olay Ooze. Bloodseal Buccaneer olmaz çünkü alt defans. Yani destenize bir kere Ooze'u ve şeyi koyun. Harrison Jones'u değil mi? Şimdi mesela bakın, çünkü ben böyle yapacağım, mahvolacağım şimdi, görün. Hear you,
Baksanıza dram yani. Ha bir de bu silahı geri koyuyor tekrar. Öldürmeyi başarırsanız da. Ama ne oluyor işte, yani olay ne? Birkaç kart aynı anda, yani şöyle bir şey. O silahı bir veya iki tutacaksınız. Sonra bir turda birkaç kart oynayıp silahı 4-5 yapıp adam verim alabilen kıracaksınız. Tamam mı? Tekrar silah 0 olacak. Siz sonra tekrar pek bir kart oynamayacaksınız. Sonra silah yine biraz daha büyüyünce bir tane daha uz. Diyeceksin ki o kadar uzun nereden buldun? İki tanecik uz var, deste 30 kart. Arkadaşlar tabii ne yapacaksınız? Youthful Brewmaster gibi değil mi? Ele alan kartları oynayacaksınız. Ki uzu elinize alıp bir daha kırabilirsiniz silahı. Tamam mı? Basit bu da. Ya bu mesela, bu yine tek kart. Uz. Dövüşü bu yani. Uz koydum bitiyor. Nefarian. Şimdi şöyle bir şey, bunun raconu şu. Bu WoW şeyidir yani. World of Warcraft'ta normalde arkadaşlar işte önce Blackrock Depths'e girersiniz. Sonra işte Molten Core oyunun vanilya yani çekirdek şeyinin ilk raid dungeon'dır. Ondan sonra girersiniz buna. Sonra işte hikayesinde Blackrock Spire diye bir yer var. Ondan sonra Blackwing Dagger geldi patch'le. Tabi bunlar 10 yıl önce filan. Blackwing Dagger'in sonunda işte Nefarion döversiniz. Sonra işte yıllar sonra Cataclysm'de belki 6-7 sene sonra bir tane daha gider. Nefarin geri dönüyor işte. Onyxia'da geri dönüyor. Ondan sonra burada onunla uğraşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Hero Power biraz kötü. 2 mana 2 tane 4'e 2 koyuyor. Ondan sonra başlıyor. Ondan sonra Nefarian'ın armor'ını kırınca Nefarian kaçıyor. Onyxia geliyor. Onyxia'yla dövüşürken her tur Nefarian giderek artan hasar alıyor. Yani şöyle bir şey. Mesela siz Nefarian'ın armor'ını kırdınız. Nefarian kaçtı. Onyxia geldi. Önce bir vuruyor Nefarian. Bir sonra iki vuruyor. Bu arada Onyxia'nın da bir iki alt silah falan var. Dur, Face Hunter'la gösterebilirim herhalde. Hani çok havada kalmasın söylediklerim. Tabii iki tane 4'e 2 çok tatlı değil mi? Biraz problematik. Okey. Bunu gönderelim yeter. Armor'ı kaçtı acaba? 30 muydu? Az olsun da göstereyim ben. 30'muş ne yazık ki. Hani gördüğünüz gibi bayağı sancılı. Bu dövüş zaten bir kere toplam 90 vurmamız lazım. 30 Nefarian Armor'unu vuracağız. Armor vurunca gidecek. Sonra Onyx'e gelecek. Ya ben kafa göz girişim. Hani Armor kırıp Nefarian'ı. Onyx'i göstermek istiyorum. Ha, öldürmedi. Güzel. Daha güzel değil mi? Biz zaten agresyon yapmaya çalışıyoruz burada. Al abisi. Neyse 14 vurduk bile. Bitiririz yani biz bu armor'ı. Gördüğünüz gibi böyle aptal işler yapıyor Allah'a şükür. Yani 2'den 4'e 2 yerine 4'e 6 falan yiyor. Sağ olsun. Biz yine vurabileceğimiz kadar vuralım. Hasarımızı maksimize edelim. Adam da bizi öldürüyor için kötü. Yani fazla gösteremeyeceğim galiba. Evet, öldürüyor. Şey lazım şimdi. Yo, gösteriyoruz fazla değil mi? Evet. Ha. Hani gördüğünüz gibi işte 12'ye göre böyle. 2-6 bir silahı var. Böyle bir sürü yaratığı var. Oynasın diye. Hani gördüğünüz gibi. Yani şey. Onyxia fight'ını kısa tutmanız lazım. Hem 2-6 silahı var hem Nefarian sürekli vuruyor filan. Bir de şey oluyor sanıyorum. Ha, biraz konuşucu hatırlıyorum. Phase 3'e geçince yani Onyx'i öldürdüğün zaman
Nefare sizin bütün yakınınızı öldürüyor. Bir de o var. Böyle bir problem var. Yani şey oldu. Armor'ı kırdınız. Nefarin havaya kalktı. Onyx'e düşmeye başladınız. 30'da Onyx'e vurduğunuz an bütün masanızı öldürüp Nefarin geri geliyor. İşte 30 yaşamda. Onun için biraz problematik. İşte yine buna Priest'i yani şey tabi Kel'Thuzad değil mi? Ölen yaratıkları geri getirmek için. Tabi şey faz değiştirirken Kel'Thuzad geri getirmez ama sonra ileride ölen bir şeyleri geri getirebilirsiniz. Ondan sonra yine şey yapacaksınız burada arkadaşlar. Priest oynarsınız eğer. Yine Divine Spirit Inner Fire gidebilirsiniz. Çünkü niye bakın. Faz armor kırılınca geçiyor ya. Ama armor'ı siz istediğiniz gibi kırabilirsiniz. Yani armor'ı tam sıfır burada bırakabilirsiniz. Veya armor'ı bir bırakıp 10-10 bir yaratıkla falan da vurabilirsiniz değil mi? Onun için işte şey yapacaksın işte. Death Lord mesela indiniz. Üzerine Valance Chosen 12 değil mi? Holy ne? Power Shield 14. Örnek veriyorum yani şu an. Üzerine bir tane Divine Spirit 28. Üzerine Inner Fire 28 haklı Death Lord. Bir vuracaksın 28 küt diye. Hani yani şey yapabilirsiniz sanıyorum. Denemedim hiç ama ben normal şekilde yendim. Yani işte Nefarian'ı 30 hit point bir armor'a indirip sonra tek seferde 31 veya üzeri vurursanız bir seferde 12 falan gelmez değil mi? Direkt ölür. Onu yapmak da kolay. Yani demin dediğim şey 28 oldu değil mi? Üzerine herhangi bir defans bufflayan bir şey. Bakın düşünün. Dark Altis var. Temple Enforcer var. Power Shield var. Valance Chosen var. Ve Divine Spirit var. Death Lord'la çalıştığınızı düşünün. Veya Lightwell'le değil mi? Hani düşük mana'ya yüksek defans yaratıklarından bahsediyorum şu an. Ne olur? Mesela Death Lord düşünün. Death Lord'u 32 vurabilmek için 8-16 yapmanız lazım. Değil mi? Yani 2 Divine Spirit Inner Fire tek başına yeterli bakın. Bu bir. Veya bir Divine Spirit artı 8 buff. Yani örneğin işte Dark Altis, Temple Enforcer'dan herhangi ikisi artı Power Shield veya 2 Valance Chosen. Yani olay şu. Kontrolü bir kere aldığınız zaman çok aceleniz kalmadığı için değil mi? Yani bir de iyileştirebiliyorsunuz yaratmanız geri. İşte Circle of Healing falan değil mi? Niye? Çünkü siz adam pataklayacaksınız. Sonra Circle of Healing'de yani adam hiç verim alamayacak. Biz alacağız. Amaç bu. Tabii Mind Control tek güzel değil mi? Neden? Çünkü adam çok erken dökülüyor. Yani bakın bu da önemli bir kart. Yani rakip çok dökülüyorsa Mind Control tek her zaman iyi. Çünkü düşünün şansınız tuttu mesela. Adamın işte iki tane ikisi var. İki tane iki tontu var. Bir tane de 8'i 8'i var. Siz inip Mind Control'daki 8'i 8'i aldığınız zaman harika. Yani hep olayları analiz edin. Çabuk dökülüyorsa Mind Control tek güzel. Efendim çok silah odaklıysa Ooze değil mi? Veya çok silah odaklıysa Freeze'ler. Ondan sonra çok çok güçlü hileli kartları varsa Thought Steal değil mi? Çünkü o zaman o kartları çalıp sizin de oynama olasılığınız oluyor. Atıyorum işte Naxxramas'ta Instructor Razor Rune Blade değil mi? Hero'lara 20 vuran silah var adamın. Çalıp 40 vurabiliyorsunuz adama. Veya işte hiç yaratık öldüren kart oynamayan klas. O zaman işte Hogger. Veya işte hiç yaratık oynamayan klas. Mesela Naxxramas'ta vardı anlattım. Four Horsemen. O zaman Death Lord harika değil mi? Çünkü Death Lord'un dezavantajı ne? Bu. Yani burada şunun güzelliği şu. Yani deste listelerini oynayıp öğrenerek veya tabii internetten bakarak adamların ne oynadığını gördüğünüz zaman destesinde adamın destesinde oynadığı kartlara ters şeyler yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Mesela dezavantajının bedelini ödemeyeceğiniz kartla oynayabilirsiniz. Özetle geçersek bakın burada. Destenizi büyük yaratıklarla dolduruyorsunuz. Big Game Hunter'ları iyi. Mind Control. Yok bu Mind Control'lük değil pardon. Büyük yaratıklar. Shadow World Death. Big Game Hunter. Benzeri yaratıklar yani. Değil mi? Bu kolay. Bu uyuz dediğim gibi. Bence deste bitirmek iyi bunda. İster Druid ister Rogue ikisi de olur. Bunda kilit kart yani tek kart indirecek olsak atak defans işten değil mi? Çünkü her tur 3-3 kaldıramıyoruz. Taunt yasak.
Karısı ölmesin diye. Değil mi? Moira ölmesin diye. Atan defasını değiştireceğiz. Priest oynayacağız. Sürekli onu heal'leyebilmek için. Çünkü adam bütün masaya vuran kartları var. Bu da kolay. Bu Master Spell bitti. Gerisi yalan. Tamam. İsterseniz şey de güzel. İşte Little neydi onun adı? Bulayım hemen. Little Exorcist miydi? Ha, hatırladım. Bu. 2 manaya 9-10 taunt oluyor. Pardon, 3 manaya 9-10 taunt oluyor. İyi yani. Devam edelim. Bu manamız kalırsa 10 vuruyor. Living Bomb atıp 10 vuruyor. Ne yapacağız? Yaratıklarımızı elimize alan kartlar. Yaratıkları silence kartlar. Biraz kart çeken kartlar. Ne için? Manamızı bitirebilmek için, değil mi? Çünkü adamın yaşamı 100 olduğu için arkadaşlar. Her tur manamızı bitirmemiz lazım. Manamızı bitirmediğimiz her tur adam bize 10 vuruyor, değil mi? Tek casting costu kartlara özen göstereceğiz. Bir takım koymak zorundayız. Çünkü neden bakın. 8 manalık bir kartla birlikte 10 manamız varken 8 artı hero power yetiyor, değil mi? Fakat 9. tur elinizde tek casting costlu manası olan bir kart yoksa bitiremezsiniz manamızı. Hero power manayı tamamlamaya yetmez. Değil mi? Onun için yani priest de kolay, değil mi? Power Shield olur. Dark Cultist olur. North Shark Cleric olur. North Shark Cleric özellikle önemli, değil mi? Yani kart çekmemiz lazım ki manayı harcayabilirim. 10 mana olduktan sonra çünkü her tur harcamak kolay değil. Ragnaros'ta ne yapıyoruz? Hero Power'ı çok korkunç olduğu için elimizden geldiğince bir turda öldürüyoruz. Yani Majordomo'yu 20 veya 21 tutuyoruz. Molten Giant'ların inemiyor. Sonra bir turda 20-21 vurup Majordomo'yu öldürüyoruz. Sonra bir de 60 vurup Ragnaros'u öldürüyoruz. Veya ona benzer bir şey. Yani hani Ragnaros'u bir seferde öldürmese bile bir sonraki seferde öldürüyoruz. Ama dediğim gibi bu standart buff hareketleri, Inner Fire, Divine Spirit kombosu veya işte Paladin buffları artı Blaze Champion kombosuyla halledebiliyor. Buna Face Hunter. Hani demin nasıl Omnotron yendik? Direkt Face Hunter'a bunu diyebilirsiniz. Ne olacak? Bir de ekstra dediğim gibi işte şey koyacaksınız içeri. Nerubian Egg, değil mi? Yani niye? Çünkü adam yaratık öldürüyor. Dandik yaratıklar, yani ölmesinden zarar görmeyeceğimiz veya ölmesinden faydalanmayacağımız yaratıklar koymamız lazım destenize. Bunda her tur adam iki kart oynuyor. Biz bir kart oynuyoruz. Şunun gibi biraz. Ekstradan Mind Control çok iyi. Çünkü bir kartla iki kartlık iş yapmış oluyoruz. Bunlar tabii hepsini söyleyeyim. Yani bunlar işin özü. Tekrar deneme gerekebilir. Adam çok güzel açılabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bunda Mind Control tek önemli. Adam çünkü masayı dolduruyor. Efendim 8'i 8 Dragon'ı koyması durumunda Big Game Hunter önemli. Yani ne yapıyoruz? Adamı döküldürüp yani Hero Power ile başa çıkarsak bunun gerisi yalan. Bir sürü kötü kartı var çünkü. Ha şey var bir de. Pardon söyledim. Bunun 0 mana ya da 1 mana Legendary öldüren kartı var. Desteğe hiç Legendary koymuyorsunuz, tamam? Hiçbir şey. Giant'lar falan oynayın yani. Sea Giant fena değil mesela, değil mi? Çünkü adam masayı dolduruyor sürekli. Bu Garın neredeyse aynısı. Silence'la bitiyor bunlar. Silence yine Crazed Alchemist, değil mi? Çünkü adamın yumurtaları 0-3-0-4 ya. Oyuna gelip atan defansını değiştiriyoruz. Ölüyor yumurta. Bu da kolay. Yani burada dişli olan bu var. Bu yani şöyle. Siz en iyi desteği yaptığınızda bu sizi her zaman yenebiliyor. Bu biraz problematik. Demin adam bize defalarca Deathwing kaçtı ya. Bu düzgün desteği yapıp eklersiniz bunu yeniyorsunuz mesela. Bu kolay. Ama tabii şöyle. Atıyorum deneme yanılma yaparak bu daha beter hepsinden. Yani anlayana kadar bu çok beter. Çünkü iki tane 8 vuruyor. Yani. Devam edelim. Vile Astraz kolay. Kart çeken hiç kart koymuyorsunuz. Yaratık koymanız veya koymamanız önemli değil. Kesinlikle inmiyorsunuz. Yani ancak Rogue oynayıp Conceal atabilirsiniz. Ve onun da gelecek tur ölmesi lazım. Yani yaratığı sağ bırakmamız lazım masada kendi yaratığınızı. Çünkü şey adam Naturalize atıyor. Zaten desteği ucu ucuna kazanıyorsunuz yani bu oyunu. Gengap çok önemli. Gengapların elinizdeki 10 karttan dolayı yanmaması çok önemli. Yani bir kartı boşa atın ama atın yeter ki Gengaplar yanmasın. Demin öyle kaybettik, hatırlıyorsunuz. Gengapları alsak yenecektik çünkü. İki kaldılar neyse. Kuramagus elinize her tur 3 manalık spell'ler veriyor. Size dezavantaj veren, daha doğrusu kendine avantaj veren, kendini iyileştiren, size vuran, yaratıklarını ucuzlatan, spell'lerini ucuzlatan, ekstra kart çektiren filan. Bunu dediğim gibi işte bence şeyle halledebiliriz. Mage'i. Çünkü Sorcerer's Apprentice o Affliction'ları 2 mana indiriyor, değil mi? Yani 2 tane Sorcerer's Apprentice bulup bir turda bütün Affliction'ları harcayabiliyorsunuz.
Zaten oyun ileri aşamasında adam kötü kötü kartlar oynadığı için obur deflection'a 3 manayı vermek zorunda değil. Başını atlatmak problem. Bir de şeyi unutmayın. Her zaman elinize random Blue Deflection kartı verdiği için 3 vuranı verebiliyor. Yani 3'ün üzerinde kalmaya dikkat etmeniz lazım. Çünkü şöyle bir şey. Mesela siz oyunun kontrolünü aldınız. 2 turda kazanacaksınız. Blue Deflection dedi. Red dedi. Size geldi hemen 3 vuruyor. Tur sonunda değil. Hemen başında vurduğu için hani 3 kalmak önemli. 4 kalmaya çalışın en azından. Bu işte 1. tur 10 manaya çıkıyor. Ondan sonra size bir kere olsun Ragnaros yardım veriyor. O yardımın iyi gelmesi lazım. Tamam. Yani bunda tekrar denemekten çekinmeyin. Demin gördünüz inanılmaz açılıyor. Yani onu nötralize edemiyorsanız oradan geri gelinmiyor. Bir de çünkü şöyle bir şey. Bunun pilini bitirmek de söz konusu değil. Hani 10 mana falan mana avantajı bir şekilde bilmem ne öyle değil. Çünkü her tur sizin klasınızdan random spell çalıyor. Yani elinizden veya destinizden değil ama basıyor bir manaya. İşte siz druidsiniz mesela. Nourish falan alabiliyor. Bunun destesini bitirmek yine iyi bir hareket. Bunun destesi bitebiliyor. Onu da yapabilirsiniz yani. Bu çok kolay gördünüz. Explosive Trap bitti. Dökülüyor. Explosive Trap yiyor. Çünkü her tarafa spell power veren kart verdiği için 2 mana Explosive Trap koyuyoruz. Adamın bütün yıkmanı 4 vuruyor. Her şey temizleniyor. Sonra tepodan demin gördünüz zaten Face Hunter'la yendik işte. Şu ikisi Face Hunter'la hemen gidiyor zaten. Bu sancılı buna işte dediğim gibi Priest diyorlar. Yani şey kart çok önemli. 2 mana 3 tane 3-3 charge koyuyor. O kart çok önemli ne zaman geldi. Yani onunla başa çıkabileceğiniz zaman mı geliyor yoksa hemen 2-3 tur gelirse çok sancılı. Bunu da tekrar denemeye almanı yazık ki var. Bu kolay. Silah üzerine kurulu. Aynı anda birkaç kart oynayıp silahını büyütüp büyük silahtan verim alamadan hemen uzla kıracaksınız. Sonra tekrar silah kuracak. Tekrar birkaç kart oynayıp uzla elinize alıp bir daha uzla çıkacaksınız. Veya elinize bir tane daha uz olabilir. Harrison da varsa eğer koyarsınız. Zor değil bu da. Böyle tekrar üzerine kurduğu zaman zor olmuyor. Bunda da işte adam dört ekleri koyuyor. Yine masayı doldurur için Mind Control tek güzel. Kel'Thuzad güzel. Sürekli yaratıkları değiş tokuş edip geri çağırabilmek için filan. Ondan sonra yine dediğim gibi en iyisi Onyx'i ara fazından kurtulmak için Nefarin armını kırmayıp bekletip bir tane 31 veya daha büyük atağa sahip yaratık oluşturup tek bir tane büyük bir seferde vurup adamı indirmek. O zaman Onyx yapazından yırtıyorsunuz çünkü. Yaratıkları falan da öldürmüyor o zaman. Yaratıkları öldürdüğü için o problemli yani. Veya normal şekilde yaparsanız da hallediliyor. Biraz zor ama oluyor yani. Böyle. Başka. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Zaten herhalde yeterince uzun oldu. Bakmadım ama bir saat geçti herhalde. Böyle arkadaşlar. Bir tane daha macera çıkarsa ben tekrar yaparım. İyi günler. Kendinize iyi bakın.